kişiydi. Araya böyle bir kapanma süreci girince biz sergiyi bir süreliğine rafa kaldırmak zorunda kaldık. Daha sonra Grizzly Art'ın fiziksel mekanı oluştu İstanbul Taksim'de ve böyle bir sergiyle bir açılış yapalım dedik. Sanatçılar çok önceden belirlenmişti. Hatta ben yazılarını da yazmıştım sanatçılardan habersiz. Daha sonra gidip sanatçılarla görüştük ve İstanbul'da Mayıs ayında bu sergiyi gerçekleştirdik. Daha sonra Yenişehir Belediyesi ile konuşuldu. Bu serginin gezici olması, başka yer, bir yerde gösterilmesi çok hoş olur diye düşünüldü. Ve Grizzly Art'la yaptıkları o görüşmeler sonunda Mersin'e taşıdık sergiye. Mersin'de de aramıza Ahmet Yeşil katıldı. Teşekkür ederiz kendisine. Herhalde bu sergi böyle büyüyerek gidecek. Umarım başka şehirlerde de gösterme şansımız olur. Ben size geçmeden önce burada olmayan sanatçılarımızla ilgili böyle küçük bir bilgi vermek istiyorum. Tabii burada örnekler görüyorsunuz arkadaşlar. Sanatçıların eserlerinden birkaç örnekle onların üretimlerine tanıklık etmiş oluyorsunuz. Ama bu sanatçılar ne yapıyorlar? Kimler var? Hüsamettin Koçan zaten özellikle kültür üzerine çok yoğun çalışan bir sanatçı Hüsamettin Koçan. Burada kılıçlarını göreceksiniz, şaman çalışmalarını göreceksiniz. Ama işte Osmanlı, Selçuklu gibi Anadolu'nun izlerini süren, onları eserlerine aktaran bir sanatçı. Bu bilinişlerine baktığımızda bu bilgide çok böyle İstanbul etrafında çalışır. Onu çok iyi tanıdığımız kafesler serisi var. Burada gördüğünüz işler kafesler serisi. Ama sadece bu işleri yapmıyor tabii. İşte ikonlardan esinleniyor. Bazen çizgi kahramanlardan esinleniyor. O esinlerle hatta bazen çok günlük nesnelerden yola çıkarak işler üretiyor. Ali Atmaca onun biraz daha farklı. Ali Atmaca Bektaşi bir aileden geliyor. Ve onu sergi bağlamında düşünürken zaten kullandığı figürlerin özellikle o kültürle ilişkili olduğunu düşünerek kendisini davet etmiştik sergiye. Ona yaklaşımı biraz daha farklı bir bağlamda değerlendirdik. Yani kültür ya da aktarım dediğimizde biz sadece kendi yaşadığımız toprakları ya da kendimizin geçmişini düşünmedik. Aynı zamanda dünya mirasını değerlendiren sanatçıları da göstermek istedik. Ona yaklaş sanat tarihiyle hesaplaşan, şiirle ilgilenen bir sanatçı. O yüzden bu bağlamda onu sergiye davet ettik. Şenol Yorozlu'nun işlerine baktığımızda Şenol Yorozlu'nun burada bir kaftan eserini göreceksiniz. Bir de soyut bir çalışması var. Kufi bir yazıdır aslında o. Soyutlanmış bir kufi yazıdır. Ama bunun dışında böyle serilerle çalışan, işte tek bir konuyu ele alıp onun üzerine uzunca bir süre gidip ondan sonra sergi yapan bir sanatçı. Daha öncesinde işte Dağ, Ada diye bir sergi yapmıştı. Çin temaliler üzerine yaptığı bir sergisi vardı. Meriç Kızal hem heykeltıraş olarak hem konuya yaklaşımı olarak aslında bütün sergiyi bağlayıcı diye düşündüğümüz eserlerini aldık. Çünkü özellikle buraya aldığımız eserleri zamanla ilgilidir. Zaman konusunu çok düşünür Meriç Rıza. Ve o zamanın geçişi, zamanın birbirine bağlanışı üzerine çalışmalar yapar. Hem sanatçıların eserlerini hem onların zamanlarını birbirine bağlayan üç boyutlu çalışmalar olarak Meriç Rıza'nın eserleri yer aldı bu sergide. Tabii ki Meriç Rıza'nı da sadece bu bağlamda düşünmüyoruz.
kadın meselesi üzerine çok gider feminist işleri vardır. Geçmişte işte okuduğu, derlediği çok önemli haberleri Türkiye'nin hafızasını heykele dönüştürmüş bir sanatçıdır Meriç Rıza. Yanımda Ahmet Yeşil ve Horasan var. O yüzden onların işlerinden söz etmedim. Kendilerine bırakacağım. Onlar kendileri anlatsınlar. Sonra soru cevapla siz de aklınıza gelen, merak ettiğiniz şeyleri sorarsınız. Sizden başlayayım, burası. Evet. Hem sergi bağlamında hem de çok farklı beslenme kaynaklarının olduğunu biliyoruz seninle. Hem grafik, hem resim. Ama bunun dışında da deneysel çalışmalar var tabii malzeme üzerine. Biraz işlerinden size de bilir miyiz o bağlamda? Hepiniz hoş geldiniz öncelikle. Deneysel bir mutfak gibi benim atölyem. Farklı malzemeler bir tarafta kaynıyor sürekli. Ufak ufak şeyler deniyorum, bir takım malzemeler olgunlaşıyor. Ondan sonra vakti geldiğinde bazen onlar çok böyle büyüyorlar, büyük işlere taşıyorlar. Bazen de sönüp gidiyorlar. Bir tarafı laboratuvar gibi aslında atölyemin. Şöyle bir şey. Acaba ressam olmasaydım ne olurdum diye düşündüm. Galiba kimyager olabilirdim diye içinden geçiyor. Çünkü yeni bir malzeme keşfetmek, bir malzemeyle bir malzemeyi karıştırınca ortaya bir şey çıkması çok heyecanlandırıyor. Bu arada uyumu bilen arkadaşlar da, bazı arkadaşlar teknik olarak beni danışman kabul ettiler. Arada soruyorlar, bunun üstüne ne vermek alsak iyi olur ya da bu boyayı neyle karıştıralım diye. Mesela şimdi size son icadımı söyleyeyim. Su bazlı bir verniği yağlı boyanın üstüne atabilme marifetini gösterdi. Lubitex diye bir mat vernik var. Bunu size teknik olarak söylüyorum şu an. Bu Lubitex çok güzel bir vernik. Çok hızlı kuruyor. Matlığı çok iyi. İçindeki magnezyumdan dolayı. Fakat tabii yağlı bir yüzeye tutunamıyor. Yağlı yüzeye tutulması için Şiminke'nin çift yüzeyde çalışan bir komponentı var. Bu malzeme aslında Lucas'ta da var. Bu malzeme su bazlıya koyarsanız yağ bazlı oluyor. Yağ bazlıya koyarsanız su bazlı oluyor. Yani elinizdeki yağlı boyayı su bazlı bir şeye dönüştürebilirsiniz. Su bazlı bir malzemeyi akliyle yağlı boya dönüştürebilirsiniz. O yağlı boyayı yağla karıştırabilirsiniz. Bu ikisini karıştırarak o malzemeyi bir de burada karıştırmak falan çok önemli. Asla çok hızlı karıştırmayın hiçbir şeyi. Sanki böyle çok hızlı karıştırınca çok iyi olacakmış gibi bir duygu var ama bunu da bir yerden duydum. Ne kadar yavaş karıştırırsanız, yani yoğurt ezer gibi bir an. Hiç süzme yoğurt ezer var mı burada? Süzme yoğurdu böyle yavaş yavaş ezersiniz, suyu yavaş yavaş verirsiniz. Bir anda su koyduğunuz zaman hem topaklanır hem o bir kıvama gelmez filan gibi. Bu iki malzemeyi oranında karıştırarak, deneyerek kullanabilirsiniz. Bu defa o su bazlı verniği, mat verniği yağlı boyanın üstüne atabiliyorsunuz. İnanılmaz homojen bir şey yakalıyorsunuz, yakalıyor gibi. Bunu gibi şeyler deniyorum sürekli. Geçenlerde şey deniyordum, başarısız oldu. Önce çok sevindim başarılı oldum diye. Şablon yapmak, böyle bantla keseriz bir resim bir yerini boyamak istemiyoruz. Oraya bir şeyle şablon yapacağız. Bazen bantla yaparız, bazen başka bir şeylerle yaparız. İşte bir takım bantlar var, bir takım şeyler var. Fakat o bantlar genelde altına kaçırır ve sonuç olarak sizi tuvalin dokusu vardır. O dokudan dolayı o sonuç alamayabilirsiniz. Özellikle boyanız biraz sıvıysa mutlaka altına kaçırır o bant. Gibi onun mesela neyle yapabilirim diye düşünüyorum. Üzerinde işte latex var, kauçuk malzemeler var, sıvı kauçuklar var. İşte solüsyonlar var gibi bir sürü ayakkabı şey görüyorum, bir şey görüyorum, o benim ilgimi çekiyor, bu benim bir işe yarayabilir diyorum. Mesela en son denediğim şey mumlarla ilgili bu jel mumlar var. Bir gün jel mum böyle deniyorum bir şeyleri, masaya damladı. O jel mum sonra çok rahat bir şekilde tık diye oradan kalktı. Dedim ki bu jel mum alttaki şeyi kapatıyor zemini. Demek ki çok güzel, bu bir kapatıcı ve şey olarak sürülebilir. Şablon olarak kullanabilirim. Denedim. Evet, güzel bir şablon oluyor. Fakat oradan sökmesi çok keyifli olmuyor. Daha sonra altına yağını bırakıyor falan filan. Şimdi bunlar hep saçma gelebilir bu konuşmalar ama bir atölyenin ailesi böyle çalışıyor.
Ve bunları yaparken bir yandan da malzemeyle kavram beraber yürüyor. Yani bir şeyi düşünürken malzemesi de arkasından gelmeye başlıyor. Örneğin Karanlığın Uykusu diye bir sergi yapmıştım. Orada bir mum araştırması yaptım. Aslında mum arıyorum. Mumun duygusu çok güzel. Fakat bildiğimiz mumu çalışamıyorum. Bildiğiniz mumu erittiğiniz zaman parafini tuvalde dökülüyor. Patlıyor, çatlıyor, bir sürü şey oluyor. Birçok şey deniyorum. En son bulduğum şey şu oldu. Mısır'daki mumyalama sistemindeki hikayeyi öğrendim. Yani Mısır'daki mumyalama, mezarlara girdiğinizdeki mumyaların aslında nasıl yapıldığını, içine damar reçine konduğunu, ne kadar oranda konduğunu, işte isterseniz renklendirebiliyorsunuz mumu. Doğal mumunun rafine hali nasıl bulunabiliyor, nereden bulunabiliyor gibi bir sürü tekniği yan yana getire getire bayağı aylarım aldı bu benim mum denemesi. Hatta 3 defa ben atölye yakıyorduk bu yüzden. Çünkü kaynayan bir, eriyen bir mumun içerisine onu sabitlemek için birkaç defa selozik verdik, birkaç defa sentetik verdik. Atıp böyle bir anda yandığını falan hatırlıyorum atölyenin. Üstüne falan bir astığında çarşafları falan attık şey battaneleri. Böyle bir süreci var atölyenin, deneysel bir süreci var. Nereden geldim ben bu deneyim? Deneyselden geldim. Evet. Bu böyle yürürken bir yandan da kavramlara, tabii ki konulara kafam takılıyor. Bir takım şeyler birikiyor. O konular birikiyor. Ama şunu demiyorum, ben şimdi oturacağım, şu konuda bir isim yapacağım demiyorum. Bu konuda kendimi çok serbest bıraktım. Ama düzenli olarak çalışıyorum, düzenli olarak desen çiziyorum, düzenli olarak notlar alıyorum, şiir okuyorum, ne bileyim ben. Bazen hiç motive olamıyorum, bazen çok motive oluyorum. İşte Ahmet de biliyordur, hepiniz de yaşamışsınızdır aynı süreci. Dışarıda da anlattım size. Bence sanatçı kendini motive edecek yolları bulmalı. Bu ne malzeme olur, başka mevzular olur, sinema olur. O kadar çok şey var ki hayatta sizi motive edecek. Ne olduğunu bilmiyorum. Ben kendi motive edecek yöntemleri biliyorum ama bazıları bana zarar da veriyor. Motivasyonların. Çok coşuyorum bazen filan böyle. Bazen çok motive olduğunuz zaman da çok kötü işler yapabiliyorsunuz. Yani akşam böyle işte bir şişe viski içip ulan koca bir resmi boyadım deyip sabah bakıp ulan ne yaptım ben ya saçma sapan bir şey yapmışım diyebilirsiniz. Yani böyle bir süreçle yaşayabiliyorsunuz. Hepinizin başına gelmiştir. Ya da çok titiz çalıştınız, inanılmaz güzel çalışıyorsunuz, nefis gidiyor böyle iş filan. Sonra bitme aşamasında başınıza bir şey gelir, işe bir şey olur, iş yürümez. Aslında burada işle konuşmak meselesi, bazen küsersiniz yaptığınız işe. Ne demek o küsersiniz? Uzak kalmak istersiniz, sevgili gibi, özleyim istersiniz. Kapatırsınız ters atölyede yarım kalan bir işi, birkaç gün atölyeye uğramazsınız. Çünkü bir şey orada bitmemiştir, bir şey yürümüyordur. Ama ne olduğunu da bilemezsiniz. Onun için o sorunun cevabını bulmak için biraz uzaklaşmak çok önemlidir. Aslında her şeyde de biraz böyle gibi. Biraz uzaklaşmak, biraz yabancılaşmak. Sonra gelip tekrar o size bir yanıt söyler, o size bir şey fısıldar. Ya bana şöyle bir şey falan der, kulağınıza bir şey söyler. Onun üzerine tekrar devam edersiniz. Yani bu böyle bir oyun gibi resim yapmak. Bu süreci seviyorum. Kültürel Aktarımlar sergisinde her sanatçıyı farklı bir yerinden yakaladı. Şunu konuşabiliriz, çok güzel bir konu olur. Bir küratör işleri seçerken, bir sergiyi kurarken, kafasında geliştirirken o sanatçıyı niçin o sergide istediğini, o sanatçının hangi dönemde, hangi işini niçin o sergide istediğini açıklamasını ki Nilgün bunu metinlerinde yapmış. Bu değerli bir şey. Çünkü genelde conceptual sergileri gezdiğimiz zaman hepimiz şöyle diyor, bu iş olsa mıydı, olmasa mıydı? Yani ya tanıdık diye mi girdi bu sergiye? Ya da bu sergide bu işin ne işi var? Ya da çok mu önemliydi filan gibi bazı tutarsız şeyler kendimiz hissedebiliriz. Ama küratörün bir yaklaşımı varsa onu duymak isterim her zaman. Yani bu iş şundan gerekliydi, bu cümlenin şu kelimesini tamamlayan bir işti demesi benim için o serginin olmazsa olmaz bir resmi ya da eseri olması önemli. Bir tek daha şeyden bahsedeyim, çok uzatmayayım. Kültür dediğimiz şey aslında hepimiz üretim yapıyoruz ve bunun ne zaman kültüre dönüşeceğini bilmiyoruz. Kültür yaşadıkça dönüşebilen bir şey, zaman içerisinde dönüşebilen bir şey. Yani bugünden yarına kültür nesnesi diyemeyiz hiçbir şey için. Tüketildikçe ve insanlar tarafından kullanıldıkça kültürel hale geliyor bu nesneler. Çok basit bir şey. Dağda bir çoban bir türkü söylüyor. Yani işte bir derdi var ya da bir sevinci var, bir şeyi var. O türkü bazen kulaktan kulağa inanılmaz bir halk türküsüne, oradan inanılmaz birçok şeye dönüşebiliyor.
Bazısı da odağında kalıyor bazı türkülerde. İşte o yapıtın, söylenen şeyin duygusu, aurası, enerjisi, hissi, onu o bir bilinmez ve o bilinmez bazen onlarca yılı aşıp, birçok zamanı aşıp bugünlere kadar geliyor ve artık bizim kültürümüzün bir parçası haline geliyor. Yani benim temennim de kendi adıma, kendi yaptığım işlerin bir kültürel iletişim biçimine ileriki zamanda geçebilmesi. Bugün için bir şey söylemek kolay değil. Evet, ben de bu kadar. Size soru yönelteceğim. Size de özellikle tabii ki de sergiyle ilgili görüşlerinizi almak istiyorum. Ama Mersin'deyiz. Mersin'de yaşamayı seçmiş bir sanatçısınız. Bu ilginç bir şey çünkü çoğu sanatçı İstanbul'a gitmeyi tercih eder. Sizin böyle bir tercihiniz oldu. Burada üreterek dışarı açıldınız. Bu önemli bir başarı bence. Ama onun dışında burada yaşamak, bir kentten etkilenmek, bir kenti solumak, Mersin size neler kattı, işlerinize neler kattı onu da merak ediyorum. Herkese merhaba, hoş geldiniz. Atölye ortamı Mustafa Arslan çok güzel anlattı. Anlatırken de şöyle benim atölye bir şey değil, gözümün önünden geçti. Aynı şeyleri yaşıyoruz. Sürekli ritim halinde, sürekli o yaratıcı dürtü rahat bırakmaz sizi. Dinlendiğiniz anda bile o dürtü sizin bir şekilde dürter, bir şeyler ortaya çıkartmanızı sağlamaya çalışın. İşte malzemeyle, kimyasal olaylardan söz edildi Mustafa. Evet, sanatçının kimya, matematik, geometri bilgisi de yüksek olması lazım ki yaptığı işte kullandığı malzemeyi çok iyi bilmesi, tanıması açısından da çok önemli. Şimdi Mersin'e gelirsek, Mersin çok kozmopolit bir kent gibi görünse bile çok renkli bir kent esasında, çok kültürlü bir kent. Mersin'in daha çağdaş, daha demokratik ve gelişmiş bir kent özelliğini en güzel bir şeyle anlatırız. Mezarlığın, eski mezarlığın bir görüntüdür. Eski mezarlıkta yani hangi inançtan olursa olsun yan yanılmıştır. Kaybettiğimiz insanlar, kimse kimsenin ya bu niye burada? Çünkü basında görmüştük. Yani bir Müslüman mezarlığında bir Hristiyan'ın şeyi kıyamet kopmuştu. Mersin'de yıllardır biz hiç böyle bir şey yaşamadık. Bir defa Mersin'in halk kültüründe böyle bir demokratik yapı vardı, böyle bir humanist yapı vardı. İç içe yaşar insanlar, kimse kimsenin inancına, ırkına, şuyla buna karışmaz. Dostluklar çok önemlidir. Ve sanatsal kültürel anlamda biz büyüklerimizden duyduğumuz şeylerde Mersin sanat kültür açısından da çok birikimli bir kenttir. Entelektüel insan birikimi çok yüksektir Mersin'in. Çünkü bir Levanten kültürüyle beraber diğer kültürlerin birleştiği, harmanlandığı bir kent olduğu için bu kentte sanat, çok büyük sanatçılar çıkmıştır, ustalarımız çıkmıştır. İşte müzik alanında Emin Kodal'dır, edebiyat alanında Özde Bilinci'dir. Çok kişinin daha yeni yeni öğrendiği Celal Sorcan abimizdir. Ne bileyim, Nur Abaç, yani sayamadığım birçok insan, sanatçı Atif Yılmaz'dan buradan yetişmiştir bu topraklardan. Bizim bir AKB kültürümüz var. Mesela bu AKB kültürünün genç kuşaklara anlatılması ve duyurulması lazım. AKB kültürü şimdiki büyükşehir, taş bina diyoruz, eski tarihi bina, büyükşehirin, belediyenin binası. Onun altında bir yer vardı. Orada AKB'de müthiş sanatsal toplantılar, kültürel toplantılar, alışverişler olurdu. Oradan çok büyük sanatçılar çıktı. Yani sinema alanında, müzik alanında, görsel sanatlar alanında, her alanda, edebiyatta çok büyük Osman Şahinler, Özdemir İnceler, Neyit Kodalılar, Nur Avaşlar, Süda Avaşlar. Yani aklıma gelenler, gelemeyenler inanılmaz bir kültürel atmosfer vardı orada. Biz o kuşağın bize bıraktığı izle, izliyorum çünkü. Onları yaşayamadık, yaşımız yetmedi. Ve ona o kültürel birikim, o çalışmalar tabii bizim kuşaklara da yansıdı. Biz de onları görerek, duyarak, anlayarak, tanıyarak kendi sanatsal anlayışımızda, düşüncelerimizde, entelektüel
düşünce yapımızda gelişmeler sağladı. Okuyarak, çizerek, görerek, bilerek, inceleyerek, bir de o kültürün arasında yaşadığımız için daha özgür, daha kendinizi araştırmacı bir şekilde de geliştirebiliyorsunuz, çalışabiliyorsunuz. Bu onun için Mersin'de bir altyapı vardı. Fakat bu altyapı zaman zaman tabii erozyona uğruyor. İşte siyasalken konjonktürden, ekonomik konjonktürden kaynaklanıyor. Bir dönem Mustafa Orasan'ın buraya ilk de sergi için geldiğinde Art of Sanat Galerisi vardı. 6 tane özel galeri vardı Mersin'de. Mersin'in kültür merkezi eski halk evi derdik bize. Biz oraya ilk döner sahnesi olan Türkiye'deki 5 operadan birinin bulunduğu bir kültür merkezidir. Çok güzel opera sanatçılarımız veyahut da orada yapılan etkinliklerde çok güzel bunun takip edilmesini, görülmesini özellikle Güzel Sanatlar Fakülte Meclisesi'nden genç arkadaşlarımız var. Oradaki sanatsal etkinlikleri, konserleri, operayı hayatınızda bir defa izlerseniz bir daha oralardan kopamazsınız. Çünkü çok sesli müzik aynı zamanda kendi alanınızdaki sanatınıza da etkisi oluyor. Bir kazanım oluyor, bir zenginlik oluyor. Böyle bir Mersin'de yaşadık biz. Böyle bir Mersin'in içinde büyüdük. Mersin'den neden kopmadım? Zaman zaman İstanbul'da bir atölye girişimi oldu. İyi teklifler oldu. Annem biraz üzülüyordu. Belki annemden kaynaklanan bir şeydi. Fakat Mersin'de ben hiçbir zaman bir sıkıntı çekmedim. Yani beni besleyenken Mersin. Zaman zaman yine böyle İstanbul'a yerleşme depreşiyordu. Balat'ta bir yer almıştık işte. O yerden sonra vazgeçtik. Verdiğimiz kapılardan falan vazgeçtik. Çok güzel bir yerdi. O da şeyden dolayıydı. Yani aldığım yeri yol üstünde, kaldırımda. Şimdi yaz günleri Mersin'de de öyle bir kültür var. İnsanlar sıcaktan ara sokaklarda da yolda otururlar. Sandalyelerini, çilekinleri falan koyarak. Aldık. Dışarı çıktım ben. Baktım kaldırımda yaşlı bir karı koca. Çok yaşlı. Orada oturuyorlarmış. Ya dedim ben burayı alırsam bunları nasıl çıkartacağım dedim. Ve vazgeçtim. Yani ona şey yapamadım. Tabii annemin de etkisi vardı. O da bırakıp gidecek misin buralara falan dedi. Dostlarımız burada, en küçük hücremizden en sonuncaya kadar Mersin'in toprağı, hava sırasıyla yetiştiğimiz için bazı hocalarımız da, Mimar Sinan'daki bazı hocalarımız da ya ne gerek var dediler. Yani sen orada da bilmiyorsun, burada da hiç olmazsa orada daha rahat üretiyorsun, daha rahat çalışıyorsun. Oranın koşulları İstanbul'a göre daha şey, bunlardan biri de bağımızdandır ve onda bir yer arıyorum ben. Ya dedi, deli misin dedi, burada ne yapacaksın dedi. Yani Mersin'de rahat bir ortamda çalışıyorsun, üretiyorsun, zaten sık sık buralara gidiyorsun. Atölyenden belki Mersin'den buraya geldiğin kadar çıkamayacaksın. Çünkü oranın şartları daha zordu. Yokuşlar falan var, işte kalabalık falan vardı. Yani etkili olduğunu değil ama demek ki o süreç böyle yaşanacaktı, böyle kaldı. Şimdi Mersin'de daha nasıl diyeyim, eski atölyemi daha da farklı bir mekana taşıdık. İşte Mersin'i sanat severlerle, dostlarla orayı paylaşacağız, orada üreteceğiz. Ürettiğimizi ülke boyutunda, uluslararası boyutta yine paylaşımlara devam edeceğiz. Yani atölyede yaşadığımız şeyler, Mustafa Orasan'ın dediği, kardeşimin dediği gibi aynı şeyleri yaşıyoruz. Yani biz de ne yapacağız, ne edeceğiz, o süreç sürekli konsantrasyon halindesiniz, çalışmalar, beğenmesiniz, o küsme olayı bende de çok oluyor. Bazı şeyleri çok kötü küsüyorum, bazen unutuyorum, küstüğümü de unutuyorum, resmi de unutuyorum. Uzun bir zaman sonra karşıma çıktığı zaman tekrar bakıyorsunuz, o başlıyorsunuz, yeniden başlıyorsunuz resmen. Öyle bir anım var benim, 93 yılında Dio ödülünü aldım da büyük ödülü, 5 ödülden biriydi. Bir resim vardı, içim yüzüne bakmıyorum, içim küsmüştüm. Sonra bir elime aldım, ya 3 yıl içinden çıkamadım desin, 3 günde çıktı bitti. Bunu da bir yarışmaya yollayayım dedim. Mevsimin en pahalı karpuzunu satmıştık, o zaman tematik resimler vardı. Böyle bir renginden dolayı, içinde
ışığın renginin yarattığı kontrast ilişkiden dolayı o karpuz resmi bir taşıyıcı unsurdu. Zaten sanatçının yaptığı nesnel simgesel şeyler sanatçının kafasındaki düşüncenin, felsefenin taşıyıcı unsurlardır bunlar. Yani orada kuş resmi yapıyorsa, bilmem elma resmi yapıyorsa, Picasso'nun dediği gibi bakışına bağlı yani. O sadece bir taşıyıcıdır. Rengi, imgeyi, plastiği, artistik değerleri taşıyan bir unsurdur o. Ama onu sadece nesnel bir şey olarak baktığın zaman sanatçının yapmak istediğini anlayamazsın. Sadece o nesnede kalırsın. O çalışmada öyle bir şeydi. Yani kafamdaki rengi, o plastik değerleri, artistik süreci taşıyıcı bir unsur olarak kullanmıştım. O da işte büyük ödülü aldı. Artık o yarışmalar zaten Mustafa'yla yarışmalarda çok beraber olduk. O dönemde Mustafa'ya geçemedik ama şeylerimiz oldu. Bir taşıyıcı şeydi. Amacım şuydu. Yarışmalar esasında amaç değildi benim için. Daha merkezi yerde İstanbul sanatın merkezi kalbi. Oralarda ismimizi duyuracak, ismimi duyuracak, yapıp çalışmalarımı gösterebilecek bir trampolin tahtası gibi. Önünüzde bir kalabalık var. Basıyorsunuz, zıplıyorsunuz, ben buradayım diyor. Yarışmalardaki ödül alma ya da katılma mantığım benim buydu. Ve o da çok faydalı oldu benim için. Mersin'le ilgili çok şey konuşulur, çok şey söylenecek. Mersin çok göç alan bir kent. Zaten göç yollarının üzerinde. Fakat ne kadar göç alırsa alsın, Mersin yaşam, sanat ve kültür anlayışından hiçbir zaman geriye gitmemiştir. Hangi anlayışta, hangi yaşam tarzında olursa olsun, Mersin'e gelen o şeyi Mersin'e uymaya çalışıyor, değişiyor. Yani Mersin'i değiştirmiyor, kendisi değişmeye başlıyor. Çünkü böyle bir kültür altyapısı var, böyle bir entelektüel insan birikimi de var. O yüzden Mersin sanat ve kültür anlamında bazen abartılı konuşuyoruz, bilmiyorum. İstanbul'dan sonra gelen en önemli kent diyoruz biz. Ama tabii nüfusu orantılayarak şey yapıyoruz. Yani şimdi, İstanbul'un 20 milyon nüfusu var, bizim de 2 milyon herhalde oldu. 2-2,5 olmuştur. O nüfus şeyine göre böyle bir Mersin'e kıyak geçiyoruz diyebilirim. İstanbul'dan sonra önemli sanat kültür kenti olarak diyoruz.